Sevgili seyirciler, şu anda Nezir Karayün ile Yaşama Dair programını izleyeceksiniz. Ve bugünkü konuğumuz gerçekten çok önemli bir kişilik, önemli bir şahsiyet. Hocaların hocası, iletişimci Oğuz Gülay hocam var bugün yanımızda. Ve Oğuz Gülay hocamın bugüne kadar bilgi birikimlerinden ve engin tecrübelerinden faydalanmak için hocama dönüyoruz. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum sayın hocam. Sayın hocam, direkt böyle daldık bu dostlama ama hocam, Oğuz Gülay kimdir? Sadece iki kelime. Oğuz Gülay. Devam edelim hocam. Çünkü izleyicilerimiz sizi uzun yıllardır tanıyanlar var. Merak etmişlerdir. Şimdi valiliklere, belediyelere, siyasi insanlara, ilçe seçim kurullarındaki çalışanlara, valiliklere, emniyet müdürlüğüne, müftülüğe her zaman her yerde hazır olan ve onlara ders veren bir talebeyim. Kendimi talebe sayıyorum çünkü benim de öğrenecek çok şeyim var. Ve okullarda özellikle, ki onu iftarla söylüyorum, okullarda olmamızı. Çünkü bir okula gittiğimde bir grup vardı. Talebelerden bir tanesi geldi, sordu bana. Dedi, ne olmak isterdiniz? Kime benzemek isterdiniz? Ben dedim ki babama benzemek isterdim. Babam çok dürüst bir adamdı. Çok çalışkan bir adamdı. Evet. Herkese yardım ederdi. Şu bu. Peki dedim, sen kime benzemek isterdin? Size dedi. Bu benim çok hoşuma gitmiştir. Yıllar yıl aşağı yukarı 15-20 senedir bilirim bunu. Her zaman her yerde konuşurum. Bu çok önemli. İnsanlara iz bırakmak, iz bırakmak önemli faktör. Hocam, birçok belediye başkanına, siyasi parti ilçe başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerine, hatta bakanlara dersler verdiniz. Hatta uzunca bir süre bir siyasi partinin de basın iletişim danışmanlığını yürüttünüz. Bunlarla ilgili biraz bize... Şimdi orada zorluklarımız da vardı, kolaylıklarımız da vardı. Kolaylıklar şuydu, insanlar yeni eğitimi almak için uğraş verirlerse güzeldi. Evet. Ama ya ne söylüyor bu, buna baş ver diyorsa, birinci pişmanlık kendilerine, ikincisi de bize güçlük çıkıyordu. Evet. Zor söküp alıyorduk onları oradan. Günün birinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ders veriyorum. Orada bir talebem var. Sonra da talebem olduğunu hatırladım ben. Çocuk yazmış, bir not kağıtlarım var. Çocukların kaç tane dedim? İki tane. Bir kız, bir oğlan. O ideal dedim. Siz defteri kapatmışsınız dedim. Adam parladı arka tarafta. Niye iki taneyle sınırlıyorsunuz? Biz işte istersek kaç tane yaparız filan. Hayır dedim, ideal şey budur bunu. Nerede söyleseniz bunu şimdi evetler alırsınız. Ve müdür muavini bey dikkatle davrandı, üstünde durdu, evet. Sonra sustu. Evet, tabii ki bu çocuk konusunda ben de biraz hassasım hocam. Ben Sayın Cumhurbaşkanı 3 en az yapın derken ben 5 diyordum. Şimdi Cumhurbaşkanı söylemi değiştirdi, bana uydu. 5 diyor. Mutlaka ve mutlaka genç nesillerin gelişmesi, yetişmesi, büyümesi lazım. Onun için Türk milleti geçmişte kısırlaştırılmış. İşte süt tozları okullarda dağıtılarak enjekte edilmiş bir takım virüsler var. Onun için dikkatli olmalı. Her Türk 5 çocuk yapmalı diyorum ben hocam. Çocuk, çok mu dedim hocam? Yok, çocukları olanlarına Allah sağlık versin. Amin çocukları hocam. Çocukları olmayanlar da buna uymak mecburiyetinde. Tabii mevcut da. Tabii ki takdir insanların kendisinin tabii ki. Ama biz sadece bir öneri diyoruz. Çünkü kendi evinize misafir olmayın. Çünkü sürekli göç alıyoruz dünyadan ülkemize. Bu sebeple dolayı Türklerin azalmaması, çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Türk milleti bilir işini diyorum hocam. Hocam, bir anı anlatın bize. İşte belediye başkanlarını çalıştırdığınız, birçok siyasi parti temsilcileriyle diyaloglarınız oldu. Çok kısa olan
ömrünüze çok büyük şeyler sığdırdığınızı düşünüyorum. Daha hocam çok erken sizin için. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin hocam. Amin, amin. Sağlıklı olsun inşallah. İnşallah. Şimdi efendim, iki grup var siyasi öğrencilerde. İki grup var. Birincisi, ne veriyor acaba deyip biraz daha derinlemesine dinlemek. İkinci grup, ya ne konuşuyor bu ya? Biz bunu biliyoruz zaten. Evet. Şimdi Kasımpaşa'da gençlik kollarına ders vermiştim. Bir beyefendi vardı ana kademeden. Hukukçuydu. Adam dinlemeden çıktı. Halbuki belediye başkanlığına adaydı, aday seçilemedi. Evet. Yani illa benden dolayı değil, eğitimden dolayı almak mecburiyetinde. Anlatmışımdır belki size çok eskiden. Yine havaalanı taksiciler kooperatifine ders veriyorum. Orada Kemal diye bir adam var, bize derse gelmiş. Çalışanlardan. Sonra bir sene sonra, iki sene sonra yine derse gitti. Bizim Kemal Bey de orada. Dedi, hocam sizin konuştuğunuz her şey mübarek bir. Nereden çıktı dedim. Dedi, hocam dedi, gece 2 karşı dairedeki komşum gün gün kapıyı çalıyor. Kemal abi, Kemal abi, Kemal abi, çıktım eşofmanla. Hayrola yenge, ne var? Çocuğun boğazına bir şey kaçtı, çıkartamıyoruz. Arabam var, hastaneye götürelim. Kıvıldatmayın, hiç ellemeyin ona, ben seni çıkartırım dedim. Ben şoförlere el minik manevrası anlatmıştım. Kemal, nedir hocam o? Karını tutuyorsunuz. Evet. Ağız, şey, omzunuzdan, yani sırtınızdan, evet, vuruyorsunuz, evet, çıkıyor dışarı. Evet. Helminik manevrası. Adam kımıldamayın demiş, hemen girmiş içeriye, helminik manevrası yapmış çocuğa ve çocuk ağzından fındığı atmış dışarı, kurtulmuş. Evet. Evet. Şimdi belki hastaneye gitseydi kurtulamayacaktı. Yani yetiştiremeyeceklerdi, yolda kaza yapacaklardı, evet, tabii ki. Onun için o çok önemlidir benim için. Dinlemek ve anlamak çok önemli. Evet hocam. Peki hocam, eğitim. Dinimizin ve Allah'ın emri de oku. Bununla ilgili ülkemizdeki eğitim düzeyine ve eğitim sistemimize neler söylersiniz? Şimdi eğitim sistemi doğrusu konuşmak lazımsa, yani 10 senede 10 defa değişti. Eğitimde istikrar mevcudiyeti olması lazım. İstikrar mevcudiyetinin olması lazım. İstikrar olmadığı zaman çocuğun başarılı olması mümkün değil. Çocuğun eğitime yönelmesi doğru değil. Onun için biz evvela istikrar diyoruz. Yani sürekli elde edilen, sürekli konuşulan, sürekli bahsedilen. Bir sene 4 sınıf diyor, bir sene 5 sınıf diyor, bir sene 4 sınıf diyor. 4-4-4 diyor, evet. Çocuk da hangisini yapacağını şaşırıyor. Evet. Onun için istikrar şart. Evet. Peki hocam, izleyicilerimiz için, Start TV izleyicileri için çocuklara ve gençlere neler önerirsiniz? Yaşamda, hayatları boyunca başarılı olabilmeleri için ne gibi önerileriniz var sizin? Çünkü diksiyon kurslarınız, iletişim kurslarınız, uzun yıllar biz takip ettik, gördük, gözlemledik. Neler önerirsiniz gençlere ve çocuklara? Şimdi efendim, bir defa anneler, babalar kendilerini eğitmeli. Çocuğu eğitmekten önce kendi eğitimle tabi tutulmalı. Kendisi o eğitime girmeli. Evet. Anne baba cahil olmayacak bir şey. Efendim, o zaman olandan bakacaksınız. Yani doğru yöntem, doğru yöntemle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Eğer yapmazsanız maalesef başarılı olamazsınız. Çocuğun her dediğini yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Çocuğun her dediğini gündeme getirmek mevcut dediğinde değilsiniz. Ve çocuklar anne babayı çok güzel kullanıyor. Evet. Mesela babasınız, siz çocuğa bir şey yapmıyorsunuz. Anneye gidiyor, yaptırıyor. Anne yapmıyor, babaya gidiyor, yaptırıyor. Onun için seçiminizi çok iyi yapmalısınız. Evet. Üstünüzü çok iyi kullanmalısınız. Bu da anne babadan çıkıyor.
Sayın Hocam, şu anki mevcut eğitim ve öğretim sistemimizdeki okuyan, okuluna devam eden öğrencilerimiz var. Ve bu sayı oldukça fazla. Şimdi ilk öğretimi tamamlayan öğrencilerimiz devamlı ortaokul ve liseyi tamamlayıp üniversite eğitimine başlıyorlar. Ve biz çoğu üniversitemizden aldığımız öğretmenlerimizden, hocalarımızdan aldığımız röportajlarda, görüşmelerde öğrencilerimizin üniversite eğitimine hazırlıksız ve daha yetersiz oldukları, yani daha üniversite eğitimi için hazır olmadıklarını söylemektedirler. Peki bunun için ne yapılabilir? Sizin görüşlerinizi alalım bu konuda. Şimdi şöyle bir düşünce var bizim talebelerimizde. Hepsinde değilse bile çoğunluğunda, %90'ında öyle. Ben üniversiteyi kazandım, iş bitti. Yani üniversiteyi kazanmak demek, işin bittiğinin işareti demek. Hayır, esas üniversiteye başladığınız zaman sizin dersiniz başlıyor. Sizin eğitiminiz başlıyor. Benim bir İzmit'e gidip geliyordum ben. Benim haftada bir defa televizyon programım vardı orada. Bir gün bir adamın birine gece 12, iki tane dedi, pişmaniye alır mısınız dedi. Niye iki tane dedim. İki tane kaldı dedi. Ver alalım dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. Ben talebeyim, okuyorum dedi. Gece 12 çocuk pişmaniye satıyor. Şimdi bu çocuk adam olur mu olmaz mı? Olur. Doğru söylediğine %100 eminim. Çünkü daha sonraları orada gördüm ben onu. Başka zamanlarda. Şimdi demek ki üniversiteli olmanın kıvancını yaşamak lazım. Bilincini yaşamak lazım. Üniversite olunca her şeyi bilmiyorsunuz, her şeyi bitirmiyorsunuz. Bunun hazırlığı içinde olmak lazım. Yani şu anki üniversitede okuyan öğrencilerimiz için ufak temennilerde bulundunuz. Üniversite eğitiminin yanında da normal kendi hayat şartlarını da oluşturmaya başlasınlar, ayaklarının üzerinde dursunlar şeklinde. Hocam bunun haricinde üniversitedeki bu eğitim alan öğrencilerimizin, öğrenim gören öğrencilerimizin bu problemlerini, iletişim konusundaki problemlerini çözülebilmesi adına ne yapılabilir? Çünkü belirli bir seviyede geliyor öğrencilerimiz. Herkes eşit şartlarda, eşit bir iletişim konusunda bir eğitim almıyor. Bunun için bir çözümünüz, öneriniz var mı? Kendinin nerede olduğunu ölçmek lazım, bilmek lazım. Sevgi, saygı ve disiplin içinde olmak lazım. O sevgi, saygı ve disiplin içinde olurken kendi yararlılığını içinden almak lazım. Yararlılığını içinden almıyorsa hiçbir şey yaramıyor. İşte televizyonlarda görüyoruz, iki üniversite bitirmiş bir talebe spiker mikrofonu uzatıyor ve onun cevabı 4 senedir boştayım. Niye boştasın? Bir iş yok. Yani konuyu işe bağlıyorlar. İşe bağlanan yeri var, bağlanmayan yeri var. Bunun ayrıcalığını yapmak lazım. Yani sen çalışma, 1600 lira maaş veriyor. Ya ne verecek peki? Çok enteresan bir şeyim var. Talebem var, mühendis çocuk. Her zaman için 1500 lira, 750 lira diye para veriyor. Ve çalışmaya gitmiyor. Bir gün geldi benden danışmanlık almaya. Dedim ki, sen yanlış hareket ediyorsun. Sen 500 liralık bilgin var. Sen yeni çıktın mühendis olmaya. Sen yeni çıktığın için yeni bilgilere sahipsin. Onun için sen ilk gördüğün işe gir. Sen parasına bakma, mesleğine bak. Çocuk işe giriyor ve geldi bana haber verdi. İşe girdim hocam dedi. Sebat et, kal. Kaldı 2 sene 750 liradan çalıştı. 3. sene 1500 lira aldı. 4. sene baş mühendis Almanya'ya gitti. Kendisi başladı. Baş mühendis olur musun? Seni baş mühendis yapmak istiyoruz demişler firmadan. Geldi bana sordu. Hiç bekleme. Sizin yardımınız olursa ben elbette bu işin altından kalkarım de. Annesini söylüyor. 4000 lira alıyor. Şimdi 12000 lira alıyor. Yani sebat etmezse alacağın meçhuldür. Şimdi bazı programlar var. Biz onlara seyreder, kendimizi oraya adapte ediyoruz. Hayır. Sen kendinden sorumlusun. Yani bireysel olarak hareket etmen lazım. Bireysel hareketlerde bulunman gerekir ki sen hedefine varasın. Sen toplulukla beraber varmıyorsun hedeflerine. Yani benim söyleyeceğim talebelere sevgi, saygıyı, disiplini yapmak, yeni yeni şeyler öğrenmek,
ben bu kadar biliyorum deyip kenara çekilmemek, onun için irdelemek, uygulamak gerektiğini bilmek lazım ve onun da peşinde olmak lazım. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Hocama söylediklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Yaşama Dair programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.